Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim İremcim, seni tebrik ediyorum. Terfini tek başına kutlamayı başardın. Evet. İyi, sen daha beterini de hak ediyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Direkt tutup mum üfleyecektim. Terfimi kutlamaya çalışıyorum da. Ama yani bu kadar pasta herkese yeter mi sence? Çok teşekkür ederim gerçekten yani. Durumun altını çizdiğin için. Farkında değildim çünkü. Sağ ol. İyi misin sen? Çok yalnız. Denizi çok özlüyorsun herhalde. Yok ya, ne özleyeceğim onu ben? Yani niye özleyeyim ki? Benim Zuz'um gitmiş. Hayatımda değer verdiğim, bana ailemden çok değer veren tek insan gitmiş, hayatımdan çıkmış. Hiç benim için hiç ama hiç önemli değil. İyi yani, böyle hiçbir problem yok. Şimdi olsaydı bana Atkı örerdi biliyor musun? Kutlanacak bir şey mi var, böyle tebrik edilecek bir şey mi var? Hemen Atkı yapıştır gitsin. Beceremezdi biliyor musun? Böyle berbat eder yani. Böyle ilmekler birbirine girmiş, saçma sapan, çarpık çırpık. Ama severdim ben o Atkı'yı biliyor musun? Takardım mutlaka. Bilmem. Bu ne ya şimdi gerçekten? Ay hüzne boğdum ortalığı, bunu aldım ya. Dur. Şu senin çöpçü kız var ya, ben onun adresini buldum. Burada. Yemin ederim aslansın ya. Şu anda bir hayat kurtardım gerçekten. Yani inşallah sen de şu romanın kopyasını kurtarırsın. Çok teşekkür ederim ya gerçekten. İşte kötülükler kraliçesinden ufak bir iyilik. Yani şimdi... Hayır ben de anlasam ona göre davranacağım. Yani bir altları yiyorsun, ondan sonra bu hale geliyorsun. Sen de bir tuhafsın ama kabul et. Tuhafım değil mi? Sıkıcı değilim. Öyle sağım solum belli değil falan. Evet. Sürprizlerle doluyum. Aynen. Evet. Okay. Kim olursan ol. Ne yapmış olursan yap. Böyle bir günde yalnız olmayı kimse hak etmez bence. Yani ben de aslında tam olarak ne var biliyor musun? Boş verirse ölür hastalığı var. Ya eğer benim ölmemi istemiyorsan, beni burada bekle. Ben seni alacağım. Beraber bir yere gideceğiz. İşimiz var. İki dakika yaşayalım. Bye. Bye. Tuna. Tuna, ben biraz gerilmeye başladım yalnız. Hiçbir şey görmüyorum. Lokasyon olayına çok takıyorsun. Nihayetinde hepimiz uzaydayız değil mi? Sen çocukken hiç körebe de mi oynamadın ya? İşte oynadım ama oynadığım yeri biliyordum. Karış karış biliyordum. Bizim evin bahçesiydi orası yani. Burası neresi? İşte lokasyon hakkındaki fikrimi zaten söyledim. Yürü. İşte evet o da çok şey oldu, tuhaf oldu evet. Neredeyiz biz? Yani nihayetinde senden istediğim epitopu bir 20 saniyecik daha. Tamam o zaman 20'den geriye sayıyorum tamam. On dokuz, on sekiz, on yedi, of! Sürpriz! Ve karşınızda... Terfi kızı İrem. Merhaba. Ya ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Sen bunu ne ara organize ettin? Teşekkür ederim. Ben pastayı yedim.
Tebrik ederim canım benim. Teşekkür ederim canım. Merhaba Gazi ben. Tanışmıştık bu yıl dönümünden hatırlarsın. Evet evet. Hatırladım tabii biliyorum. Hani çaycı rolündeki efsane patron. Estağfurullah. Ben de sesi biliyorum. Zaten burada herkesin dilindesin. Aa. Bu Yiğit Bey'in Deniz için terk ettiği güzel ve şey nişanlısı. Evet. Gazi Bey. Aa, çok pardon. Deniz için terk etmedi mi sizi? Başka biri için mi terk etti? Ben arkadaşlara da bir selam vereyim geleyim. Ben pot kırdım. Ha ben pot kırdım. Gazi Bey gerçekten tebrik ediyorum. İki dakikada kızın bütün kutlamasını mahvettiniz. Ya ben ne bilebilirim bunun için mi terk etti, onun için mi terk etti? Ya ben adamın aşk hayatını takip etmiyorum ki. Ya gönlümün sultanı gitme. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Bir şey söyleyeceğim. Ya şu Yiğit Bey'le biraz daha samimi olsam var ya yemin ediyorum şöyle... ensesine, gelişine bir tane çakarım yani. Niye ki? Oğlum böyle kız bırakılır mı lan? Şş, bu nedir ya? Süt gibi ve ilik mi diyorlar? İlik gibi yani porselen gibi bir şey ya. Hop hop hop. Sen biraz yavaşla istersen kanka ha? Yengenle ilgili konuşuruz. Allah'ım yarabbim. Ya bu nasıl bir özgüven? Sen bir şey mi kullanıyorsun arkadaşım ya? Yengen nedir ya? Kız senin kokunu alsa beyni ağzından çıkar ya. Tövbe, tövbe. Doğru. Ama almıyor. Dikkat ettin mi? He. Sen de almıyorsun. Evet lan, ben niye almıyorum kokunu? Oğlum sen demans mı oldun ya? Ha? Bunama falan mı başladı çamaşır suyundan senin? Ha? Ne, ne gibi? Hatırlamıyor musun? He? Neşe Hanım'ın bedelli sevgisi vardı ya. He, he, he. Sen bile hayran kalmıştın. He. Amber miydi, neydi? He. Ha? Yani anlayacağın, iyi kokan kazansın. Kazansın kardeşim. Canım kardeşim. Hareketleri görüyor musun? Kolayla vuracak bak. Amip. Seni sarı gazoz da koyuyor. Merhaba. Şöyle tutmayalım. Hadi. İkramda bulunayım. Onu, onu şey yapmayın, vitamin girsin sarı gazoz için. Bravo. Bravo. Efendim ne zarafet. Ne zarafet. Böyle ceylan gibi üflediniz ya. Ya daha ziyade böyle bir sevimli bir ev kedisi gibi. Evet İremciğim, bunlar böyle iltifat eden insanlar mı oluyor? Çok orijinal iltifatlar. Teşekkür ederim. Bu da bizden sana küçük bir hediye. Ben seçtim. Bir de hediye mi aldınız ya? Çok teşekkür ederim. Umarım münasebetsiz bir şey değildir Gazi Bey. Sizin bu kızgın bakışlarınız kalbime bir ok gibi saplanıyor. Kalp damar cerrahları çaresiz Neşe Hanım. İlmekleri çarpık çubuk olmasa da idare edersin artık. Teşekkür ederim. Yani... hepinize çok teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Aa! Gözyaşı! Peçete vermek lazım. Peçete. Bir peçete verin ya. İnsanlık adına ya bir peçete verin. Kullanılmış var. Burada kullanılmış var. Az kullanılmış. Sıra benim burada var. Buyurun, buyurun, buyurun. Şu şekilde takdim edeyim. Allah'ın adını verdim, benimkini alın ne olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ama ben hiç kıyamam ki size ya. Ya nasıl ağlıyorsunuz? Aa! 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 Ne yapıyorsun korkmuş ara? Çekilsen bıraksana abi kız bir sıyırın. Ne var abi? Dünyayı sevgi kurtaracak. Ha sen sızdırıyordun sevgiyi çünkü. Çık abi. Sevgi her şeyin ilacı abi. Bir çıkar. İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gazi Bey şey diyeceğim ben size. Acaba diyorum ki bir müziksel bir aktiviteyle arkadaşların birbirine dokunma oranını azaltsak mı biz? Evet. Are you ready? Yes, of course. On the way. Yes, no, no. Oh, ne sürpriz. Nasılız ha? O zaman nasıl? Çalıştığımız gibi. Lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Bugün Gazi Bey'in konçertosunu dinleyeceksiniz. Ben organize ettim hep. Öyle mi? Evet. Evet, evet. İsterseniz ben şey yapayım çalıştığımız gibi. Bağlayabilir misiniz? Her türlü bağlar başı itinayla. Buyurun. Bendeniz bu hariç 12 enstrüman daha çalabiliyorum. Özellikle üflemelerde. Ağırlık, ağırlık üfleme. Bundan sonra size ben Go Flamingo'nun tezenesi diyeceğim. Gurur duyarım. Şeref duyarım. Hazırsak? Hazır mıyız? Son 2, 3, 4. Entarisi dım dım yar, gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi ay, ya benim şu an kullanmam lazım biliyorum ama benim anne tarafı Trakyalı, baba tarafı da Brezilyalı. Yükselenim de Küba, o yüzden dayanamıyorum. Entarisi ben biçtim, ateşine ben düştüm. Ne talihsiz başım var, hayırsız yara düştüm. Hım 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 da hım hım yar, vay 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 da vay vay yar. Hım 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 da hım hım yar, vay vay. Ya bu 35. 36. teşekkürüm falan olacak galiba ama teşekkür ederim. Aslında 37. Gerçekten yani beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Çok teşekkür ederim. Sanırım atladığın küçük bir ayrıntı var, o da biz arkadaşız. Öyle mi yani? Deniz'le ayrılmanıza sebep oldum ona rağmen mi? Yani teknik olarak sen sebep olmadın. Deniz Yiğit'e aşık diye biz Deniz'e ayrıldık. O zaman 37. ve son teşekkürümü ediyorum ve işimin başına dönüyorum. Ha, odana çikolata gönderteceğim. Müesseseden ikramımızdır. Aslansın. Görüşürüz. Yar! Evet ofis! Nedir mevzumuz? Yok bir şey, şaka yapmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.